dördüncü madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 200 sıra sayılı kamu görevleri sendikaları kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının dördüncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Mehmet Şeker, Gaziantep, Namık Kavutça, Balıkesir, Musa Çam, İzmir, Kazım Kurt, Eskişehir, Ferit Mevlüt Aslanoğlu, İstanbul Milletvekilleri. Madde 4. 4688 sayılı kanunun 6. maddesinin 8. fıkrası aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir. Mahkeme yargılama sonucunda tüzüğün veya bu maddede sayılan belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığını tespit etmesi halinde eksikliğin giderilmesi için sendika veya konfederasyona en az 60 gün süre verir. Verilen süre sonunda tüzük ve belgeler değiştirilmemiş veya kanuna uygun hale getirilmemişse sendika veya konfederasyonun kapatılmasına karar verir. Komisyon. Önerge üzerinde katılıyor musunuz? Başkan, hangi önergeydi Sayın Başkan? Şimdi bakmayın. Okunan önerge. Dördüncü madde üzerinde. Katılamıyoruz Sayın Başkan. Evet. Sayın Hükümet. Katılmıyoruz Sayın. Katılmıyorsunuz. Kim konuşacak? Namık Kavutçu. Buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 200 sıra sayılı kanun tasarısının dördüncü maddesi üzerinde söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, sendika kurucusu olabilmek için 2 yıldan beri kamu görevlisi olarak çalışma şartı kaldırılmakta, sendikaların kuruluşlarına ilişkin işlemler basitleştirilmekte, evrakların gönderilmesi için öngörülen süre 5 çalışma gününden 15 iş gününe çıkarılmakta, kuruluş evraklarının kırtasiyeciliğinin azaltılması, merkezde sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderilmesi öngörülmektedir. Bu değişiklikler sendikalaşma açısından olumlu gelişme olarak görülebilse de ancak tasarının bütününe, tümüne baktığımızda durum hiç de iç açıcı değildir. Sendikalaşma hakkı tüm çalışanları kapsar. Kapsamalıdır. Sadece polis ve askerler için sınırlama söz konusu olabilir. Ancak silahlı kuvvetler ve poliste çalışan sivil personelin sendika kurmaklarına sahip olduğunu kabul etmek gerekir. İtfaiyeciler, cezaevi personeli, gümrük çalışanları, elçilik personeli, posta çalışanları, geçici işçiler, kendi hesabına çalışanlar, ev eksenli çalışanlar ve işsiz kalanların sendika kurma ve üye olmakları vardır. Bu hak yaşamsal bir öneme sahiptir ve demokratik çağdaş yaşamın temel koşullarından olarak kabul edilmektedir. Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi anayasanın 90. maddesi gereği usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlükler ilişkin uluslararası sözleşmeler ulusal hukukun üstündedir. Kanunlar bu sözleşmelere aykırı olamazlar. Bugün kanunlar diğer yandan sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkının korunması sözleşmesi yani kısaca İL olarak tanımlanan sendikalar haklarla ilgili en önemli hukuki belge olarak kabul edilmektedir. Amacı sendika hakkının devletten ve kamu erkini kullananlardan gelebilecek engelleme, yasaklama veya karışmalara karşı korumaktadır. Bununla birlikte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre herkes asayişi bozmadan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarları korumak için başkaları ile birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılma haklarına sahiptir. İLO Sözleşmesi'nin 2. maddesi çalışanlar ve işverenler herhangi bir ayrım yapılmaksızın önceden izin almadan istedikleri kuruluşları kurmak ve yalnız bu kuruluşların tüzüklerine uymak koşuluyla bunlara üye olma haklarına sahiptir. Ayrıca sözleşme gereği yaptıkları iş, hizmetin niteliği, çalıştıkları ekonomik etkinlik kesimleri, bağlı oldukları istihdam biçimleri, memur, işçi ve sözleşmeli personel, hiyerarşide bulundukları yer gibi yönlerden çalışanlar arasında hiçbir ayrım yapılamaması durumu da söz konusudur. Değerli milletvekilleri, tasarıya göre kamu görevlileri sendikaları uzlaşmazlık durumunda yalnız kamu görevlileri hakem kuruluna sınırlı biçimde başvurabileceklerdir. Dolayısıyla kamu görevlileri uyuşmazlık durumunda grev veya başka bir hak arama yöntemini kullanamayacaklardır. Bu hakka sahip olmayan
işçilerin çok sıkı koşullar altında grev yapabildikleri göz önünde bulundurulduğunda kamu görevlerine bu hakkın tanınmaması adil ve hakkaniyete uygun değildir. Bakın getirdiğiniz tasarıyla 12 Eylül referandum oylaması öncesi kamu çalışanlarına, memurlara verdiğiniz sözleri hatırlayın. Şu andaki durumdan farklı bir şey getirmiyorsunuz memur arkadaşlarımıza. Zaten şu anda memurlarımız İLO sözleşmesinden kaynakların haklarını zaten kullanıyorlar. Sadece yapılan toplu görüşmenin adını toplu sözleşmeye çeviriyorsunuz. Önceden uyuşmazlık halinde nereye gidiyordu? Bakanlar Kurulu son sözü söylüyordu. Şimdi değişen ne? Bakanlar Kurulu'nun atadığı hakem heyetine gidiyor. Ne değişiyor değerli arkadaşlarım? Memur arkadaşlarımızın haklarını genişletmeyi bırakın. Tam aksine daraltıyorsunuz. Şu anda uluslararası hukuktan kaynakların haklarını, iş bırakma haklarını, grev haklarını şu anda fiilen kullanıyor memur arkadaşlarımız. Ama şu anda gelinen ileri demokrasinizde 8 tane tutuklu milletvekilimiz vardı. Şu anda. Yine eğitim hakkı istediği için yıllarca cezaevinde yatan gençlerimiz vardı. Sizin sayenizde Kızılay meydanlarında üzerlerine gaz bombası atılan, sahte sendikası çıkarılan bir yasamız oldu. İşte ileri demokrasi anlayışımızla kamu çalışanlarımıza 12 Eylül referandumu ile verilen hakların bedeli de bu olması gerekir. Bu yasa sahte bir sendika yasasıdır. Bugün KES çalışanları meydanlarda ve tüm memurlar bu sahte sendika yasasının karşısındadır. Teşekkür ederim Sayın Havuçça. Balıkesir Milletvekili Sayın Havuçça ve arkadaşlarının önerisini oylarınıza sunacağım. Daha önce karar yeter sayısı istendi. Karar yeter sayısını arayacağım. Önergeyi kabul edenler, kabul etmeyenler, katip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için cihazla oylama yapacağız. Sorun efendim nedir yani? Allah Allah. 3 dakika süre veriyorum ve sisteme girerek yoklama yapacağız. Fes diyecek bir şey yok, söylenecek bir şey yok. İki üyenin arasında anlaşmazlık vardı. Gereğini yapıyoruz efendim. İki üye anlaşamadı.